Selamlar. Yine ben, yine YouTube kanalımda yepyeni bir içerik, aslında çok da yeni olmayan bir konsept, bir favoriler videosu yapmak istedim. Bu böyle Duygu Özaslan'ın falan hani 5-6 sene önce başta makyaj favorileriyle başladığı, sonra da bu aralar en çok bu şarkıyı dinliyorum falan deyip böyle şarkı açıp cringe dans ettiği videolar vardı, hatırlarsınız. Onun makyajsız hali gibi düşünün. Bugün böyle son zamanlardan kastım 3-4 ay öncesine kadar izlediğim diziler, filmler, önerebileceğim belgeseller, reality şovlar ve oynadığım birkaç oyundan bahsetmek istedim. Çok da hayatımda değişken bir şey yok. Hani genellikle bir şey izliyor ya da oynuyorum son zamanlarda. Dedim ben bunları niye paylaşmıyorum? Instagram'da da çok fazla önerdiğim diziler oluyor, filmler oluyor, insanlar beğeniyor, izliyor falan. Daha çok paylaş dediler. Dedim paylaşayım yani. Burada bir kanal var. Neden paylaşmıyorum? O yüzden yatak odamızda televizyon da astıktan sonra dizilerin afişlerinden falan arkaya da görüntü yansıtırım diye düşündüm. Önce dizilerden başlamak istiyorum. Ya bu diziyi duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Son zamanlarda özellikle çok fazla adından söz ettirdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Succession aşırı aşırı varlıklı. Hani bu şey geyiği var ya, abi zaten dünyayı 4 tane aile yönetiyor falan. Yani neredeyse bu gerçek olsa o dört aileden biri olabilecek kadar zengin ve medyaya hakim Amerikalı bir ailenin başından geçen olayları anlatan bir dizi gibi çok kötü bir şekilde genelleyebiliriz. Neden beğendiğimden biraz bahsedeceğim. Spoiler değil ama konuyla ilgili detay da vermek istemiyorum. Siz biraz izleyin, içine girin, daha güzel bence. Bir adet aile babamız var. Yani bu adam gerçekten Acun Ilıcalı'nın 75-80 yaşındaki hali gibi bir şey. Adam medya patronu. Hayvani bir aile şirketleri var. Ama herkes birbirini yiyor kardeşim günün sonunda. Bir kere HBO'nun işi. Yani HBO et HBO. Kardeşim hiç mi boş atmazsınız be? Yıllardır HBO dizilerinin izleyicisiyim. Bir tane kötü dediğim dizi olmadı. Burada bana katılanlar olacaktır, dizi manyakları varsa. HBO dizileri bir tık da aykırıdır. Böyle genelde seks içerir, uyuşturucu içerir, abuk subuk şeyler içerir tırnak içinde. Abuk subuk ne demekse. Bir tık daha aykırı senaryoları olan ya da karakterleri olan diziler yapıyor. Benim görüşüm. O yüzden de ekstra seviyorum. Çünkü alışılmışın dışında şeyler izlemeyi ben çok seviyorum. Succession'da bu dizilerden bir tanesi bence. Hem karakterleri hem de konusuyla bence gitgide derinleşen ve de insanın içine alan bir dizi. 72 tane bet reklamı geçmeden izlemek isterseniz bu diziyi Bean Connect'te olması gerekiyor. Biz gittik böyle bilmem ne dizi.pv'den falan izledik. Sonra bir baktık varmış orada. Saçma oldu yani. 3 sezonu var şu ana kadar. Devam edeceğini biliyorum. Biz bitirdik böyle tırnağımızı yiye yiye. Şimdi bekliyoruz 4. sezonu. Ama şöyle bir uyarım olacak bu diziyle ilgili. İlk 5 bölüm izlerken bana küfür etmeyin. Bu ne lan, bu dizi akmıyor demeyin. 6. bölümden itibaren işler acayip değişiyor. Ve birdenbire dizi sizi içine alıyor. O yüzden biraz zaman tanıyın derim. Evet, geldik ikinci dizimize. Gerçekten ama gerçekten bu diziyi neden benimsemediniz be kardeşim? Netflix'te dünyanın en boktan içerikleri ilk ona girdi. Bu diziye neden bunu yapmadınız? Hangi dizi bu? Ozark. Bir Netflix içeriği. Dizinin senaryosunu konuşacak olursak, yani neden bahsettiğini konuşacak olursak, bu abi Jason Bateman dizinin aynı zamanda yazarlarından ve yönetmenlerinden. Hem oynuyor, hem yazıyor, hem yönetiyor. İnanılmaz başarılı bir herif bu arada. Ben çok beğeniyorum. Bir muhasebeciyi oynuyor ve bir uyuşturucu kaçakçısının parasını akladıktan sonra ailesiyle kaçmak durumunda kalışı ve sonra bütün bu ailenin başına gelenleri anlatan bir dizi. Bir tık Breaking Bad havası var, yani yapılan işlenen suçla alakalı. Bir tık oradan bir benzerlik yakalayabilirsiniz ama geri kalanı hiç benzemiyor. Görseller müthiş. Bu dizinin renkçisini gerçekten tebrik edip alnını öpmek istiyorum. Çok başarılı. Mekan seçimleri, çekimler, senaryo, diyaloglar, karakterler hepsi çok iyi ve dizinin en güzel tarafı her bir sezon bir diğerinden daha iyi ve ivmelenerek gidiyor. Bunu görmek hakikaten zor bir şey. En son 4. sezonun 1. kısmı geldi. 2. kısım ne zaman gelecek asla bilmiyorum. Heyecan içinde bekliyorum. Çok başarılı bir dizi. Mutlaka izleyin. Devam ediyorum. Zeynep bizi yorma. Kısa süreli olsun bölümler. Birazcık da cheesy olsun ama gülelim bir yandan da diyecekseniz de Ted Lasso'yu öneririm. Ben diziyi daha bitirmedim bu arada ama övebilecek kadar izledim. Jason Sudeikis reis zaten Hollywood filmlerinden, cheesy Hollywood filmlerinden de çok rahatlıkla tanıyabileceğiniz bir isim. Şöyle ki hikaye şu. Ted Lasso bizim ana karakterimiz, diziye adını veren karakter, Jason Reis'in oynadığı karakter. Bir Amerikan futbol takımının teknik direktörüyken
İngiltere'ye transfer ediliyor ve Premier Lig'in bir alt liginde oynayan bir takımın başına getiriliyor. Adamın futbol bilgisi kesinlikle yok. Yani bizim bildiğimiz futbol bilgisi kesinlikle yok. Ve sonrasında bunun neden olduğunu görüyoruz. İşte bu adamın buraya uyum sağlamasını izliyoruz. Böyle bir tık kalpleri eriten ama bir tık da komik. Kesinlikle izleyin. Bitirir gidersiniz zaten. Bir günde iki günde yer bitirirsiniz diziyi. Ya bir dizi daha öveceğim ama yani. Bu diziyi öneri olarak ancak benim kanalımda zaten görebilirdiniz. Friends. Evet, Friends'i tavsiye edeceğim şimdi size hazırsanız. Friends çok iyi dizi. Yeni keşfettim. Ya şaka bir yana, neden Zeynep, manyak mısın sen? Hani dünyada uçan kuşun bile bildiği bu diziyi niye burada gösteriyorsun diyeceksiniz. Şöyle, ben 2021 senesinin ortasına kadar hayatımda hiç Friends izlemedim. Ve öf, abi çok abartıyorsunuz ya. Hayır, o kadar komik değil. Ahmet Olmadır çok daha iyi falan diyen taraftandım. Eminim aranızda bunlardan vardır. Yani bu düşüncede olan insanlardan vardır. Ben Lost da izlemedim mesela. Game of Thrones da izlemedim. Bunlar çok abartılı gibi geldi bana ve ben soğudum. Ben o insanım. Çok abartılınca soğuyan ve izlemeyen insanım. Burakcan dedi ki Zeynep izle, çok komik, gel beraber başlayalım tekrar. Ben tekrar izlerim seninle falan. Okey dedim. Biz başladık izlemeye. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. sezon 9'a geldik. Yavaş yavaş izlemeye başladık. Çok üzüldük çünkü bitmeye yakın, artık az kaldı diye. İlk birkaç bölüm çok 90'lar ve karakterler daha yeni oturmadığı için, sizin de daha böyle yeni yeni alışamadığınız için bir tık zor ittirilebilir olabilir. Ama 20 dakika zaten, 23 dakika bir bölüm ve 3-4 bölüm sonra inanılmaz akan bir dizi. Karakterlere hakim oldukça hepsini ayrı ayrı seviyorsunuz. Dizinin en güzel tarafı da bence neredeyse bütün karakterlerin çok eşit şekilde işlenmesi. Friends'de asla bir kişi başrol diyemezsiniz. Bu benim çok hoşuma gitti. Friends'in bir de biliyorsunuz reunion'ı oldu. Yani öncelikle çok yaşlanmışlar, biraz üzüldüm. Ama gerçekten böyle kalpleri eriten harika bir geri dönüş olmuş. Mutlaka diziyi izleyin, üstüne bir de onu izleyin. Yani Friends'i izlemeyen belki vardır hani. %2'lik bir kesime şu an hitap ediyor olabilirim ama eğer benim gibi düşündüyseniz bugüne kadar, benden çok içten bir tavsiye, aşırı güzel bir dizi, mutlaka izleyin. Yani Friends izlemeyen varsa lütfen aşağı yazsın, çok merak ediyorum şu an kaç kişiye hitap ediyorum diye ama gerçekten güzel diziymiş. Bugüne kadar ertelediğim için herkesten özür dilerim. Çok güzel diziymiş. Bir ara tekrar başlamayı düşünüyorum, hatta böyle bir sene falan geçsin, iyice bir unutayım. Friends'i buraya eklemek nereden aklıma geldi? Bugün masaj yaptırmaya gittim. Aklıma şeyin masaj sahnesi geldi, Friends dizisindeki. Phoebe ile Rachel'ın masaj sahnesi geldi. A Swedish massage from a real Swedish person. Okay, then I'm Swedish. What's your name? It's a normal Swedish name. IKEA. Sonra dedim ki ya Friends'i ben çok boklamıştım başta. Sonra çok sevdim. Niye bunu da koymuyorum ki diye düşündüm. De yeni oldu bitireli yani. O yüzden buraya eklemek istedim. Galiba diziler bitti zaten. Gelelim biraz da programlara. Çoğu Netflix'ten olacak önereceğim şeylerim. Yani programdan kastım reality show / eğlence programı, TV programı, ismine ne derseniz, TV programı demezsiniz muhtemelen ama bu tarz eğlenceli içeriklerden biraz bahsedeceğim. Böyle daha çok yemek yerken bir şey açayım da arkada dönsünlük içerikler olacak bunlar. Çünkü ben genellikle böyle şeylere çok açım. Bunlardan bir tanesi Floor is Lava. Yani aslında Türkçesi yerden yüksek denebilir. Bu bir yarışma programı. Üçlü dörtlü kişiler grup oluyor. Mesela işte hemşireler grubu. Üç tane hemşire arkadaş yerin komple lava ile kaplı olduğu odaya geliyorlar. İşte bu odalardan bir tanesi yatak odası olabiliyor. Bir bölüm mutfak olabiliyor. Bir bölüm kütüphane olabiliyor. Bu odadaki gizemleri çözüp işte atıyorum şuraya zıplarsan oradan bir şey iniyor. Sonra tekrar oraya da zıplayabiliyorsun gibi küçük oyunları çözüp kapıya, yani çıkışa ulaşmaya çalışıyorlar. Gruptan ne kadar çok kişi kapıya ulaşırsa o kadar fazla puan alıyorlar. Aşırı eğlenceli. Karakterler çok komik. Biraz böyle Amerikan abartısını da görüyorsunuz zaten bölümlerde. Saçma sapan insanlar da oluyor genellikle. Yerde de hakikaten sıcak ve fokurdayan bir lava var. Çok kaygan. Koltuktan koltuğa atlamanız gerekiyor falan. O sırada böyle o lavanın içine düşmemeniz lazım. Bir tık Wipeout kurgusu da var içinde. Hani Wipeout kurgusunu seviyorsanız bunu da seversiniz muhtemelen. Şimdi hiç ilgimi çekeceğini düşünmediğim ama izledikçe bir şekilde sardığım bir programdan bahsetmek istiyorum. BattleBots. Acayip bir bütçe ayrılmış bir program. İzlerken diyorsun
diyorsunuz ki ya bu Amerikalılar gerçekten manyak. Olay şu, robot geliştiriyorsunuz ve bu robotları çarpıştırıyorsunuz. Bu robotlara bir tane, iki tane sponsor falan oluyor. Sadece bir tanesine Amerika'da. Gerçekten eğlence sektörünün geldiği noktayı sorgulayacağınız bir program. Gitgide böyle izledikçe bir tane robotu favori robotunuz olarak seçiyorsunuz ve böyle onun nereye kadar gideceğini izlemek biraz keyifli oluyor ilerleyen zamanlarda. O yüzden böyle birkaç bölüm sonra yavaş yavaş sarmaya başlıyorsunuz. Bazen çok şaşırtıcı finaller olabiliyor falan. Böyle tam hakikaten yemek yerken izlemelik bomboş bir content. Bayağı da sezonu var Netflix'te. Floor is Lava da Netflix'te bu arada. Metal Bots da Netflix'te. Yine Netflix'te bir içerikten bahsedeceğim. Bu da aşırı cheesy ama bir yandan da oha abi çikolata ile bu kadar şeyi nasıl yapabiliyorsunuz diyeceğiniz bir içerik. Bu çocuğu tanıyor musunuz bilmiyorum ama yıllardır Instagram'da acayip acayip çikolatalar yapan Fransız bir çikolata üstadı diyeceğim. Müthiş bir yetenek ve bu yeteneğini sosyal medyada paylaşıyor. Buradan Netflix'te program yapacak bir yere kadar geliyor. Harika bir şey bence. Dersimiz çikolata olması lazım Türkçesinin Netflix'te. İngilizcesi School of Chocolate. Bir sezonu var şu an. Bir ekibi topluyor. Hem öğretiyor hem de aralarında tabii ki bir yarışma var. Herkes bireysel olarak yarışıyor. Sonunda bir birinci çıkıyor. Çikolatanın bir sürü farklı teknikle nasıl kullanabileceğini de görüyorsunuz. Ben şunu düşündüm izlerken. Kaç kilo ya da ton çikolata harcadınız ve bunlar acaba çöpe gitti mi? Çünkü gerçekten eğer ziyan olduysa çok üzüleceğiniz miktarda çikolata var tek bir sezonun içinde. İzleyince beni anlayacaksınız. Çok keyifli ama izlemesi. Devam ediyorum. Bu biraz yeni bir içerik ama bayağı konuşuldu. Muhtemelen izlemişsinizdir ama hani izlesem mi izlemesem mi diye arada kalanlar için ben yine burada paylaşıp övmek isterim. Tinder Swindler yani Tinder avcısı diye Türkçe'ye çevrilmiş olan bir Netflix belgeseli. Tinder üzerinden insanları dolandıran, kadınları dolandıran bir adamın neler yaptığını anlatan gerçekten dehşet verici bir hikaye. Sonu bence daha dehşet verici. O yüzden izleyin derim. Adam dolandırma işini gerçekten çok iyi biliyor. Hani düşer mi? Ben düşmezdim şahsen ama düşecek çok fazla insan olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten adamın sunduğu şeyler ve adamın dolandırma şekli insanı düşürebilecek cinsten. Bundan sonra artık ne söylersem biraz spoiler'a girmiş olacak. O yüzden daha fazla bununla ilgili konuşmuyorum ve izleyin diyorum sadece. Güzel bir belgesel olmuş. Bu ara izleyecek çok fazla şey artık kalmamış gibi hissetmekten dolayı birazcık. Hem de biraz böyle nostaljik olsun. Biraz Türkiye'de eskiden mizah nasıl yapılıyordu? Çünkü şu an çok kötü yapılıyor gerçekten. Biz Deve Kuşu Kabare izlemeye başladık. Deve Kuşu Kabare aslında 60'lı yılların sonunda olması lazım. Haldun Taner'in öncülüğünde kurulan bir tiyatro topluluğu. Metin Akpınar'ın, Zeki Alasya'nın da içinde bulunduğu. Şunu anlıyorsunuz izlerken, bu ülkenin 50 yıldır dertleri aynı ve hiçbir şey değişmemiş. Diyorsunuz öncelikle. Sonrasında gülüyorsunuz çünkü ağlanacak halimize gülme noktasındayız. Nasıl başka bir şey yapabiliriz ki yani? Çok daha az sansürün olduğu bir Türkiye'yi hatırlamak hem üzücü hem de oha vay be dedirtici. Metin Akpınar müthiş bir insan bu arada. Ben çok severim Metin Akpınar'ı. Turgut Özal'ın suratına baka baka Turgut Özal'la dalga geçmiş. Onun taklidini yapmış bir adam. Ve Turgut Özal da bunu gayet doğal karşılamış mesela vakti zamanında. Bu kadar geride kalmış olması böyle şeylerin çok tatsız. Sanatın icra edilebildiği dönemlerde ne kadar vizyoner insanlar varmış. Bunu görmek çok güzel bir gurur. Çok kaliteli oyuncular, çok kaliteli sanatçıların olduğu bir kadro. Yani Demet Akbağ, Ayşen Guruda, Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Suat Sungur. Bunların hepsinin olduğu bir kadro düşünün. Acayip keyifli. Bir tık da böyle günümüzden uzaklaşmak insana iyi geliyor. Umarım keyifle izlersiniz. Birkaç tane belgesel önereceğim size. Aslında ben çok fazla belgesel izliyorum ve genellikle true crime izliyorum. İlginiz varsa lütfen yorumlara yazın. Oturup bir gün size true crime belgesel top 10'umu paylaşabilirim. Eğer isterseniz bu tarz içeriklerin devamı gelsin. Yazın aşağı. Mutlaka değerlendiririm. Çünkü hakikaten keyif de aldım yani. İzlediğim şeyleri anlatmak çok hoşuma gitti. O yüzden devamı gelsin isterseniz mutlaka yaparım. Devam ediyorum. Belgeselimizin ismi Estonya. Blue TV'de var. Konusu 94 yılında Baltık Denizi'ni geçerken batan ve 800 küsür kişinin öldüğü bir geminin hikayesini anlatıyor. Estonya feribotu çok saçma bir şekilde batıyor. Ve bunun izini sürüyorlar. Günümüze kadar izinin sürüldüğü bir belgesel bu. Bölüm bölüm ilerliyor. Kanınızı donduracak gerçeklerle yüzleşiyorsunuz izlerken. Tavsiye ederim mutlaka izleyin. Ve belgesellerde son olarak Formula 1 Drive to Survive'ı seçtim. Hiçbir şekilde ilgimi çekmeyen bir spor dalıyla ilgili. Beni manyağı etti yani. Bayağı hobi olarak F1 takip ediyorum. Bütün yarışları izliyorum. Aşırı keyif alıyorum.
Ve bütün bunlar bu belgesel sayesinde oldu. F1 sporunun iç yüzünü, aynı takımdaki iki sürücünün birbiriyle olan rekabeti, işin arka tarafında dönen acayip paraları, birbirlerinin stratejilerini falan, yani izlerken kanınız donuyor. Çok güzel, çok ilgi çekici. Gerçekten sizi alan götüren, saran bir belgesel. O yüzden sizin de sevebileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi oyunlara geçiyoruz. Biz PlayStation'da oynadık bu oyunu ama galiba PC versiyonu da var. Yılın en iyi oyunu seçilmiş bir oyundan bahsedeceğim bu arada. It Takes Two. İnanılmaz güzel bir oyun. Delireceksiniz. İki kişi oynanıyor tabii ki, isminden de anlayacağınız gibi. Konusunu hemen kısaca anlatayım. Burada görmüş olduğunuz ikili aslında normalde insanlar. Bunlar boşanmak üzere olan bir çift. Hikaye şöyle başlıyor. Anne baba çocuklarına boşanacaklarından bahsediyor. Çocuk çok üzülüyor, ağlıyor ve gözyaşları bu anne babayı birer kilden yapılma minicik oyuncaklara dönüştürüyor. Annesiyle babasını çocuk göremiyor. Ve bu iki insan da tekrar insan hallerine dönmek için bir sürü oyunu geçmek zorunda ve çocuklarına ulaşmak zorundalar. Ailenin yaşadığı evin içine minicik iki tane figür olarak giriyorsunuz. Bu kadar anlatıyorum ama bundan çok çok daha fazlası bir oyun. Başladık oyuna ve hakikaten bitmesin diye dua ettim yani. Yanınızda biri varsa ve oyun oynamayı seviyorsa beraber çok keyifli oynayabileceğiniz bir oyun. Mutlaka oynayın. Çok tavsiye ediyorum. Bu videoda herhalde en severek vakit geçirdiğim şey bu oyun oldu. Daha fazla ne kadar öveceğim bilmiyorum. Bana bir şey zaten öv deyin. Ben sabah kadar överim yani. Video bitmiyor gördüğünüz gibi. Ay bir de telefonda çok sardığım bir oyundan size bahsetmek istiyorum. Bu tarz oyunları seviyor musunuz bilmiyorum. Candy Crush oynadıysanız zaten. Bu Match 3 deniyor galiba bu oyunlara. Royal Match. Candy Crush'ı alın 20 ile falan çarpın bu arada. Yani görüntü kalitesi, update gelmesi, etmesi bakımından falan Candy Crush'ı çok sollayacak bir oyun yani. Ben sanırım 340. bölümde falanım. Acayip severek oynuyorum. Allah! Evet. HG. Royal Match övüyorum. Gel biraz Royal Match öv. Ben hiç ısınamadım ya Candy Crush'a falan da. Paysom geçtim 115. Oyunda şey çok beni tutuyor. Harcadığım zamanın karşılığında oyun bana ne veriyor? Ne mesela FIFA oynuyorum, o kartlar matlarından ne? Hani uğraştığın zaman iyi bir kadro kurma ihtimalim var. Burada öyle bir şey yok. Bu oyun tarzının öyle bir şeyi yok zaten. FIFA övmek ister misin? Biraz. Burada oyun övme nokta. FIFA övmek tabii ki istemem. Kimse bu batağa düşmesin. Çok sert. İnsan anlatınca mesela oynamaman gerektiğini anlıyorsun. Şöyle her sene o kadron sıfırlanıyor. Her sene en baştan başlıyorsun. EA. Sports. Tını Game. Tını Game. Ya bizi batağa düştük. Bunu itiraf etmenin zamanı geldi galiba. Edecek miyiz? Niye itiraf olarak ki yani? Survivor izliyoruz. 30 yaşındasın. Evet. Ve Survivor izliyoruz. Neler? Çünkü bomboş yani. Bu arada, düşünmüyorum izlerken. Ya muhteşem bir content ya. Ben bugüne kadar niye sarmamışım diye düşünüyorum yani. Survivor izliyoruz biz deli gibi. Şimdi burada ben böyle belgesel falan anlatıyorum da. Survivor izliyoruz yani. Bayağı izliyoruz. Başladığı günden beri izliyoruz. Ama nasıl izliyoruz? Atlayarak izliyoruz. Acun bu işi biliyor abi demek istiyorum. Ben hayatımda hiç bu kadar Survivor'ı bayağı her gün izleyecek noktada izlemedim. Yani bomboş, müthiş cringe. Karakter analizi yapıp dalga geçmek acayip keyifli. Ben gönülleri tutuyorum. Favorilerim Seda. Ogeday da iyi. Benim favorim yok ya. Seda'yı seviyorsun. Ha, Seda'yı seviyorum ama düzgün bir insan. Neyse ya, izlemeyen için şu an çok saçma bir muhabbet bu. Ama ya oturup baştan sonra izlemeyin. Çünkü... Yok abi ya, reklam meklam. Her yarış sonrası bir de slow motion'ı tekrar izliyorsun yarış. Acun diyor ki bir şey söyleyeceğim, bir şey anlatacağım. Ancak konseye kadar anlatıyor. Konseyin sonunda söyleyeceğim diyor falan. Yani kanser olursunuz. Baştan sonra izlemeyin. Özet izleyin, geçin. Çok konuştum, çok yoruldum. Yeterli demek istiyorum Melisa Ilıcalı'nın dediği gibi. Önereceklerim bu video için bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Bu bahsettiklerimden izlediğiniz ve beğenmediğiniz varsa aşağıya yazın. Şaka bir yana, hakikaten beğenmediyseniz yazın. Merak ederim yani niye beğenmediğinizi. Görüşlerinizi de merak ediyorum. Belki izlediğiniz vardır, bana katıldığınız şeyler vardır, katılmadıklarınız vardır dediğim gibi. Yorum olarak aşağıya fikirlerinizi yazarsanız ya da Zeynep bak şunu izlemişsin ama bunu da izle, bu da güzel diye önerileriniz varsa seve seve okurum ve izlerim. Lütfen aşağıya yine onları da yazmayı unutmayın. Sizleri öpüyor, kucaklıyor ve hoşça kalın diyorum. Bye bye.